Türkcell olarak bu hisselerde karşımıza çıkıyor diyelim. Ve buradan ALB menkul değerlere dönelim. ALB menkul değerler analisti Arda Coşar karşımızda olacak. Günün beklentilerini Avrupa Merkez Bankası'nı beklerken son durumu Arda Coşar'a soralım. Arda, hoş geldin yayınımıza. İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları, Draghi'nin basın toplantısı, öğleden sonra piyasalar bunu izleyecek. Aynı zamanda yarın yine bir sunumu da var. Ama zannederiz dünkü açıklamanın ardından artık ekstra bir sürpriz gelmeyebilir bu açıklamalarda. Peki Avrupa Merkez Bankası'ndan piyasa ne bekliyor? Öncelikle Avrupa Merkez Bankası tarafında Avrupa Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişik yapması beklenmiyor. Ayrıca yeni bir parasal genişleme operasyonu, işte negatif mevduat faizi olur, tahvil alımı olur. Şu an için böyle bir aksiyon beklenmiyor. Ancak daha sonra direkt konuşacak. Direkt konuşmalarına çıkabilir. Eğer ki Draghi'nin muhtemel parasal genişleme operasyonuna dair net ayrıntılı bilgi vermesi durumunda bu borsa tarafından olumlu karşılanması, olumlu fiyatlanması muhtemel diye düşünüyorum. Bu açıdan Draghi'nin konuşmaları bugün yani faiz kararından daha çok Draghi'nin konuşmaları öne çıkacaktır diye düşünüyorum bugün Avrupa Merkez Bankası'nda. Evet, peki biz içeride bu yılın en düşük seviyelerini izliyoruz. Dolar TL'de 2.07 seviyelerine doğru geri çekilme devam ediyor. Acaba bu biraz da Avrupa'dan gevşeme adımı gelecek beklentisine bağlı bir hareket mi? Yoksa böyle küresel dolar talebinde de bir zayıflama görüyoruz. Bunun etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk lirasındaki güçlü hareket. Bir kere Türk lirası geçtiğimiz dönemki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısından sonra bir güçlenme eğilimine girmişti. Yani dolar TL aşağı yönlü bir trend oluşmuştu. Bu trend devam ediyor. Ayrıca ABD tarafında yayılan konuşmaları olsun. Dün Putin'in Ukrayna krizine dair yatıştırıcı, tansiyon düşürücü yaptığı açıklamalar olsun. TL'nin güçlenmesine sebebiyet verdi ve dolar TL aşağı yönlü bir hareketi hızlandırdı. Ve dolar TL Nisan ayı dip seviyesi olan 2.0870 desteğini aşağı yönlü kırdı. Bir kere şunu söylemek lazım. 2.0870 desteğinin aşağı yönlü kırılması dolar TL için olumlu. Yani TL için olumlu. İşte bugün ABD tarafında istihdam talepleri izlenecek. Yine yılanın konuşması var. Bu yakın vadeye baktığımız zaman dolar TL'de şu an devam eden aşağı yönlü trendi ters çevirecek, yukarı yönlü çevirecek bir veri, bir gündem bulunmuyor. Yani önümüzdeki günler dolar TL'nin 2.0750 ve 2.06 seviyeni test etmesi sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Evet, Türk lirasında güçlü görünüm devam edebilir. Çok teşekkür ediyoruz Arda Coşar katıldığın için, değerlendirmelerin için. Bugün Çin'den sabah saatlerinde gelen ihracat ve ithalat verileri de piyasaları desteklemişti. İçeride sanayi üretim verisi de beklenenin üzerinde geldi. Bu noktadan sonra gözler Avrupa'da merkez bankalarının açıklamalarında olacak. Biz de öğleden sonra piyasaya bakışta gelişmeleri izleyeceğiz. Saat 14'te tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.